Müzisyenler gündem özel programıyla sizlerle beraberiz. Uzun bir zaman oldu benim için gündem özel programına katılmayalı. Önemli bir siyasi isimle bugün karşınızdayız. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık gündeme dair konuları konuşacak. Bizim ajandamız kalabalık. Önemli gördüğümüz bütün mevzuları not aldık. Kendisine Elazığ adına, Elazığ kamuoyu adına ve Türkiye'ye dair soruları sorma fırsatını yakalayacağız. Ama öncelikle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakın bayağı zaman oldu sizleri görmeyeli. Uzun zamandır sohbet edemiyorduk. Evet, en azından onu da söyleyebilirim. Evet. Bu vesileyle hem biraz sohbet etmiş olacağız hem Elazığ'ın birikmiş konularını sizlerle konuşabilme fırsatını yakalayacağız. Nasıl gidiyor? Ben öncelikle gündem özel programından bütün hemşerilerime hayırlı güzel bir akşam diliyorum. Sağ olun. Televizyon programları belirli bir zamandan beri hakikaten olmadı, nasip olmadı. Ancak biz neredeyse her hafta sonu mutlaka Elazığ'da olmaya, hemşerilerimizle birlikte olmaya çalışıyoruz ama gündemin yoğunluğundan, ilçelerdeki yoğunluktan belki televizyon programlarını ya da medya kısmını biraz eksik bırakmış olabiliriz. O eksiğimizi de siz tamamlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman zaman siyasilerle işte bizler program yapıyoruz, diğer arkadaşlarımız program yapıyoruz. İşte Elazığ'ın gündemini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Sadece Elazığ gündemi değil, elbette Türkiye'nin gündemi de çok hızlı değişkenlik gösterebiliyor. Ekonomi derseniz sürekli farklılıklar arz edebiliyor. İşte kadına yönelik şiddet olayları var. Bunlar Türkiye'nin daha çok dikkat kesildiği mevzular içerisinde. Evet. Ama Elazığ'ın da tabii kendisine has gündemleri var. Onlar içerisinde biraz özetleyecek olursak konularımız içerisinde de yer alan işte bir saklı kapı Karaleyle kanyonları var. Malatya ile nispeten böyle karşı karşıya geldiğimiz hafiften bir gerginliğin oldu. Belki çok hissedilmedi ama biraz böyle çok ciddi bir gerginlik bir olmadı. Büyük bir mesele olmadı ama işte bir gündeme geldi. Polis okulu mevzumuz var vesaire konular var. Şimdi öncelikle girizgah mahiyetinde olsun diye meclisteki çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Bu aralar neler yapıyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz ben İçişleri Komisyonu üyesiyim. Evet. Son birkaç haftadan beri de İçişleri Komisyonu'na gelen bir kanun teklifimiz vardı. Hı hı. Yaklaşık 98 maddelik. En son Perşembe gecesi saat 3'te bunu çıkardık ve bitirdik. Bununla birlikte daha çok polislerimizin, jandarmamızın ve sahil güvenliğin uyumlarıyla ilgiliydi. Evet. Biliyorsunuz jandarma ve sahil güvenlik İçişleri Bakanlığı'na bağlandıktan sonra çeşitli sıkıntılar yaşanmaya başladı. O geçiş sürecindeki tabii, aksaklıklar diyebiliriz yani değil mi? Kendi şeylerindeki nasıl diyeyim yönetmeliklerindeki aksaklıklar yüzünden. Evet, anladım. O yönetmelikleri entegre etmek için oldu. Polislerimizin talepleri vardı bizden. Emniyet güçlerimizin talepleri vardı. O taleplerin büyük bir kısmını bununla birlikte gidermiş olduk. Hakikaten yurt dışındaki vatandaşlarımızın pasaportla ilgili sıkıntıları vardı. Yine bir miktar göçmenlerle ilgili sıkıntı vardı. Hı hı. Pek çok konuyu bununla birlikte çözdüğümüzü düşünüyorum. İşte hem bu meclise daha çok gelmeden komisyon çalışmaları önce, mı yoğun geçiyor? Meclise gelmeden önce komisyon çalışması çok orada yoğun mı çok oluyor. Var? Tabii. Önce orası çok yoğun, sonra da meclise geldikten sonra siz kendi kanununuzu savunmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bununla birlikte yine Libya ile yapılan biliyorsunuz mutabakat sözleşmesi geldi meclise. Meclis yoğun çalışıyor. Biz mecliste yapmamız gereken görevimizin başındayız. Elazığlı hemşehrilerimizin temsilcisi olarak mecliste görevimizin başındayız. 7-24. Ondan kalan zamanlarımızdaki biliyorsunuz bizim birinci görevimiz ve birinci önceliğimiz meclis çalışmalarımız. Hı hı. Bizim için en önemli olan ayak bu. Evet. Ondan sonra kalan zamanlarımızda da işte biz meclis çalışmaları biter bitmez hemen milletvekili arkadaşlarımla Elazığ'da oluyoruz. Elazığ'da sahada olmaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin problemleriyle birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Bunun için de meclis çalışmalarının ara verdiği dönemlerde de yine milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanlığımızla, belediye başkanımızla birlikte elbette ki Elazığ'ın devam eden projelerini de bakanlıklar bazında, hı hı, takip ediyoruz. O yönden çok ciddi bir sinerji yakaladık biz. Evet. Hep birlikte Sayın Valimizin de bize katılımıyla birlikte hakikaten Elazığ'a güzel işler, birlik ve beraberlik içinde güzel işler kazandırdığımızı düşünüyorum ki geçen hafta da bizim için çok verimli bir haftaydı. Elazığ adına mı? Elazığ adına. Mesela? Mesela hastane yerinin devriyle ilgili. Bunu konuşacağız evet. Uzun ve zamandan özelleştirme idaresine devredilen karayollarına ait arazinin yeniden Elazığ'da kazandırılması, belediyede kazandırılması. Evet. Ilgili. Şimdi öncelikle hastane yerinin
eğitim kampüsü olmasıyla başlayalım. Evet. Uzun zamandan beri belediye başkanımızın biliyorsunuz böyle bir projesi vardı. Hı hı. Ve bir seçim vaadi vardı. Bizim de evet. arkasında durduğumuz, biz bunu çıkarırız dediğimiz bir vaadimiz vardı. Çok yoğun oldu mu sizinle görüşmeleriniz bu konuyla alakalı? Çok. Uzun zamandan beri görüşüyoruz. Ama çok gündemde olmadınız. Çok uzun zamandan beri görüşüyoruz biz bununla ilgili. Yani birilerinin daha önde görülmesi, öbürlerinin yani, yapmadığı anlamına gelmez. Biz bir ekibiz. Gündemde olmadığımız, yapmadığımız evet bu biz bir aslında... ekibiz. Hı-hı. Biz bir ekibiz. Bu işleri hepimiz birden takip ediyoruz. Bütün milletvekilleri, belediye başkanımız hep birlikte takip ediyoruz. Defalarca Milli Eğitim Bakanımızla görüştük. Sağlık Bakanımızla görüştük ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızla evet. görüştük. En son Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştükten sonra bu Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu. Sayın niye bu kadar uzadı peki? Sayın Cumhurbaşkanımız orada bir talimat verdi. Şimdi niye bu kadar uzadı? Hastanelerin bir kısmı biliyorsunuz özel tahsisli. Hastanelerin dışında hiçbir şey yapılamaz diye tahsisli biliyorsunuz. Eski SSK Hastanesi. Harbi Devlet Hastanesi yeni ismiyle. Yani. Evet. Evet en eski SSK Hastanesi. Evet. Dolayısıyla oranın zaten sağlık başka bir alanda kullanılması mümkün değil. Kesinlikle. Bu tarafta düşünülen başka şeyler vardı. Obezite merkezi gibi. Ancak bizim şehir hastanemiz zaten bunların tamamını kaldırabilecek kapasitede. Sağlık alanında bütün eksikleri kapatabilecek kapasitede. Evet. O kadar büyük ve donanımlı. Doktor ve sağlık personeline bakarsanız Türkiye'deki ilk 9 ilin içindeyiz. Yani o kadar aslında sağlık alanında şanslı bir konumdayız ki. Ama sürekli ki, sıkıntılar gündeme geliyor. Aslına bakarsanız şöyle geçen gün Sağlık Bakan Yardımcısı'na bir briefing verdiğimizde rakamları gördüm. Türkiye'nin 9.'suyuz. Doktor ve sağlık personeli açısından. Evet. Hastane büyüklüğü ve şehir büyüklüğünde biz Türkiye'nin 9.'suyuz. En iyi illerden biriyiz. Ve ben buna rağmen her fırsatta hizmet bakan noktasında yardımcımıza, memnun musunuz? Bakan yardımcımız Muhammed Bey'e her fırsatta gidip şu doktor eksiğim var bunu tamamlayın, şu hemşire eksiğim var bunu tamamlayın diye. En son dedi ki sayın vekilim gördün mü dedi aslında eksiğin yokmuş fazlan varmış benim buradan almam mı lazım dedi. Öyle şimdi. Gerçekten? Gerçekten öyle. Eksik yok mu? Eksik yok fazlamız var. Yani Türkiye totaline baktığınızda ortalamayı fazlamız var. Ortalamayı baz alarak. Tabii Türkiye totaline baktığınızda hı-hı. fazlamız var. Ciddi bir doktor eksiğimiz gerçekten yok. Şimdi evet. biliyorsun Sağlık Bakanlığı yeni alımlar da yapacak. Onunla birlikte sağlık ekibindeki eksikler de tamamlanacak. Hemşire, hasta bakıcı kısmındaki eksikler. Şehir Hastanesi gerçekten Elazığ için büyük bir kazançtı. Gerçekten Türkiye'deki, böyle düşünüyor musunuz? Gerçekten böyle düşünüyorum ve benim bunda çok emeğim var. Biliyorsunuz 2011 yılında ilk bunun projelendirildi. Temeli 2013-14'te atıldı ve gerçekten bunda benim çok emeğim var. Bunu niye sordum? Yani gerçekten böyle düşünüyor musunuz cümlesi hani size inanmadığımız manasında değil de şehir hastanesinin işte kurulduktan sonra işte eğitim araştırma hastanesinin oraya taşınmasıyla beraber işte çokça sıkıntılar gündeme gelmeye başladı. Birincisi şehir hastanesinin işte şehir merkezine ve şehrin batı kısmına olan uzaklığı çok hemen fazla gündeme geldi. Gerçi bunları artık konuşmak için biraz da geç bir vakit. Yani yo, artık yapabilirim. Şimdi ama bu yer insanların bu noktada biraz sıkıntısı var. Şimdi yer belirlenirken çok açık bir şey söyleyeyim. Pek çok spekülasyon oldu ama yer belirlenirken bizim için önemli olan çok büyük bir alan olabilmesi, helikopter pistinin olabilmesiydi. İnsanlar bunu yalnızca hastane olarak düşünüyorlar. Evet. Şehir hastaneleri tam entegre hastaneler. Bu hastanelerin helikopter pistleri olmak zorunda. Bizim iki tane helikopter pistimiz var şu anda. Ve biz çevredeki illerin tamamından hasta sevkiyatı yapıyoruz. Bize hasta geliyor, bizden hasta gitmiyor bakın. Evet. Çevre şehirlerden bize helikopterle işte askeri yaralılarımız helikopterle bizim şehir hastanemize taşınıyorlar. Dolayısıyla bizim birinci önceliğimiz açık ve büyük bir alanda olmasıydı. O zaman içinde bu alan çok uygun bir alandı. Evet. Sonra, şu zaman için böyle düşünüyorsunuz? Hayır bu şu zaman için de çok uygun bir alan. Ulaşımla ilgili sıkıntılar var denildi. Ulaşımla ilgili bütün sıkıntıları çözdük. Hem yol sıkıntısını çözdük hı-hı. hem araç sıkıntısını çözdük. Belediye başkanımız neredeyse her mahalleden oraya ulaşımla ilgili problemi çözdü. Evet. Doktor açısından hiçbir sıkıntımız yok. Doktor eksiğimiz yok. Ultrasonda bir dönem bir sıkıntımız oldu. Radyologlarımızın bir kısmı görevlendirmeyle gittiler. Asker olan radyologumuz vardı, doğum yapan radyologumuz vardı. Radyologda böyle bir sıkıntı yaşadık. Şimdi o sıkıntıyı da kapattık. Yani yalnızca orada radyolojide bir sıkıntı yaşadık. Evet. Diş hastanemizde küçük çaplı bir sıkıntı yaşadık. Onun tamamını çözdük. Diş hastanemizdeki sıkıntımız da oradaki hekimlerimizin maddi kayıpları ile ilgiliydi. Onun da tamamını çözdük. Şimdi diş hastanesinde de hiçbir problemimiz yok. Bakın her geçiş mutlaka ki beraberinde sancılar evet. ve eleştiriler getirir. Biz yaklaşık
Bir yıl oldu mu şehir hastanesini taşıyalı? Oldu değil mi? Bir yıla yakın. Evet. Yani bir yılda biz şehir hastanesi olarak Türkiye'deki en iyi şehir hastanelerinden biriyiz. Ben bu sayının yükseleceğini düşünüyorum ve biliyorum. Çünkü insanların bir alışılmışlıkları vardır. Bütün hastaneler aynı bölgedeydi. Oradaki ulaşım, insanlar daha rahat ulaşabiliyorlardı kendilerince. Ama şu bir gerçek ki artık şehir hastaneleri daha çok şehir dışında yapılıyorlar. Dediğim sebeplerden dolayı, büyük alanlara ihtiyacımız olduğundan dolayı. Ulaşımda da artık bir sıkıntımız kalmadı. Dolayısıyla doktor eksiğimiz de yok. İnsanların bir alışma süreçleri olacak. Alışma sürecinden sonra hakikaten şehir hastanesi 5 yıldızlı. Evet. Yani gerçekten konforlu bir hastane. Kesinlikle konforlu bir hastane. Geçtiğimiz zamanlarda Fırat Üniversitesi Hastanesi ile alakalı bir görüntü masa bir paratımıza geldi. Tabii konumuz ana gündemik sağlık değil. Yeri gelmişken konuşuyoruz. Ama onu da söyleyeyim. Bir kere üniversite hastanemiz çok eski bir hastane. İnanılmaz kalabalık. Yani İnanılmaz bunun kalabalık. Nedenlerinden bir tanesi işte şehir hastanesinin elverişsiz bir noktaya, tırnak içerisinde söylüyorum, elverişsiz bir noktaya taşınmış olmasından dolayı kaynaklandığı söyleniyor. Şimdi yalnız bir de şöyle bir şey var. Artık Sağlık Bakanlığı'nın şöyle bir şeyi var. Sağlık tamamen bir bütün olarak düşünülecek. Üniversite hastaneleri de bunun içinde. Evet. Herkes birbirinin eksiğini tamamlayacak ve şehirdeki bütün sağlık sorunu böyle çözülecek. Üniversite hastaneleri de buna dahil edilecek. Ve işte orada çok iyi bir kalp alanı varsa şehir hastanesinde olmayacak. Şehirde çok iyi, göğüste alan çok iyiyse öbür tarafta o biraz daha zayıf olacak. Dolayısıyla biz çevre illerle bile entegre olmaya gayret ederken kendi şehrimizin içinde böyle bir sıkıntı yaşamamız doğru bir şey değil. Peki. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili çalışmaları gerçekten yapıyor. Biz de hem rektörümüzle hem sağlık müdürümüzle görüşmelerimizde bu entegrasyonu en yakın zamanda tamamlayacağız. Ve ben yine şunu söylüyorum, çok iddialı olarak söylüyorum. Elazığ bölgede sağlık alanındaki en iyi, en şanslı ve en kıdemli şehir diye düşünüyorum ben. Yani inşallah. Ve biz artık şeyden konuşuyoruz, bakın sağlık turizminden bahsediyoruz. Yıllarca biz sağlık hizmeti kendi halkına veremeyen bir ülkeyken, veremeyen bir şehirken, kendi içindeki hastalara bakamazken biz şimdi sağlık turizmini konuşur hale geldik. Evet, bu arada mesajlar da geliyor. Göz kontağını kaçırırsam kusuruma bakmayın. Rica ederim, kadar rica ederim. Dikkatli takip etmeye de çalışacağım sizleri. Ben önce önümdeki soruların birçoğunu bitirmek istiyorum. Yani önemli mevzular var. Bunlardan biri, şimdi şehir hastanesinde madene böyle hızlı bir şekilde kayalım hemen isterseniz. Geçelim. Madenle alakalı mecliste bir konuşmanız olduğunu hatırlıyorum. Evet. Doğru muyuz? Evet. Yani maden önemli bir mevzu. Kesinlikle. Şimdi zaman zaman gündemimizin dışına çıkıyor ama birden bir şey olursa, bir işte geçtiğimiz günlerde tarihi bir köprünün yıkılmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. İşte tarihi konağın durumuyla alakalı yeniden gündeme geldi ve zaman zaman bizim dikkatlerimiz o yöne kayıyor. Maden nereye taşınacak? Şimdi yani asıl soru bu. Maden taşınmayacak. Kendi içinde yukarıdaki bir mahalleye taşınacak. Halkın, son kararımız tabii, mı olur? Halkın talebi bu yönde oldu. Evet. Çok. Yani yapılan şeylerde halkın da, belediye başkanının da talebi bu yönde oldu. Kendilerine 3 alan sunuldu. 3 alandan daha çok tercih madenin içindeki mahallenin adını şimdi hatırlayamadım. Ben de bakarım. Mahallenin yani. İçindeki daha üst kısımdaki mahalleye. Yani gene madenin kendi yerleşkesi, evet, bulunduğu, evet, yerden uzaklaşmadı. Onunla ilgili projeler çizildi. Projeler halka arz edildi. Hem kaymakamlıkta hem Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve AFAD Müdürlüğümüz tarafından bütün projeler halka arz edildi. Evlerin altında dükkanların ve iş yerlerinin olabildiği, orada yeni bir yaşam alanının ulaşılabileceği, sağlanabileceği bir alan olacak. Tabii ki biz daha büyük bir alana belki taşınması daha iyi olur diye düşündük ama bu madenlerin kendi kararlarıydı. Sizin gönlünüzden ne geçiyordu? Yani gezin bölgesi. Madenler ne istiyorlarsa benim gönlümden o geçerdi ama çok politik bir cevap. Bu taraf birazcık daha gelişebilecek, daha büyüyebilecek bir alandı belki. Evet. Zaman belki de onu da gerektirecek. Zamanla belki bu da olacak. Ancak madende şu bir gerçek ki bir yanlış bir yapılaşma var. Madende ciddi bir kayma riski var. Yapılaşmadan mı yoksa? Kayma riskini orası yalnızca kayma. Maden posasından kaynaklanan maden bir şey mi? Maden posası, şimdi bunu defalarca konuştuk. Maden posası oradaki kaymayı hızlandırdı. Kaymayı, evet, o yaratmadı. O kaymayı hızlandırdı. Yani zaten var olan bir şeydi. Tabii ki. Yalnızca süreci arttırıyor. Hızlandırdı. Evet. Yanlış mı o posanın oraya dökülmesi? %100 yanlış.
%100 yanlış. Ama tarihi bir sıkıntı olduğu için şu döneme de mal etmekte. Olmaz, haksız kesinlikle olur. Kesinlikle bir hata olur. Madenle ilgili çok çalıştık biz. Sayın Gürsel Erol Uray'la ilgili bir önerge vermişti. Araştırma evet. önergesi vermişti. Ben o araştırma önergesine karşı konuşmuştum. Türkiye'de niye ilk karşı ve tektir. Durdunuz? Karşı durmadım bakın. Evet. Türkiye'de, ama böyle bir algı oluştu. Yok. Türkiye'de ilk ve tektir. Hem afet riski yüksek hem de işte hem riskli alan hem afet bölgesi ilan edilen tek yer maden. Benim bildiğim kadarıyla. Araştırmalarımızda da öyle. Doğru. Afet riski ve afet alanı ve risk bölgesi ilan edilen tek yer. Dolayısıyla buranın hükümetimiz açısından da çok önemli oldu. Belli Cumhurbaşkanımız imzasından çıktı bu. Burayla ilgili çok çalışma yapıldı. Zannediyorum 500 küsür 510 bina burada. Sıkıntılı olan yerde evler ve iş yerleri toplamda 510 yer. Buraların tasfiyesiyle ilgili benim birinci önceliğim oradaki halkın güvenliğini sağlamak. Ev oraya yapılmış, buraya yapılmış, iş yeri orada olmuş. Benim birinci önceliğim o kaymaya olmadan, Allah korusun, büyük bir felaket yaşanmadan oradaki insanların can güvenliğini sağlamak. Biz hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Süreci hızlandırmaya çalışmamızın, işte kararları bir gecede aldırmamızın, arkasından hemen gelin başvuru yapın dememizin, burayı taşımak zorundayız dememizin ana sebebi bizim buydu. Evet. Şimdi başvurular yeniden alınıyor. AFAD müdürümüzle konuştum. Pazartesinden itibaren AFAD yine aynı bölgede olacak. Taşınanlara taşınma paraları verildi. Taşınma paraları vatandaşlarımızın tamamında verildi. Hı hı. Zannediyorum başladı ya da başlayacak bugünlerde kira yardımı. Biliyorsunuz orada zannediyorum 36 aya kadar taşınma yardımı, evet. Kira yardımı yapılacak. Dolayısıyla bizim önceliğimiz oradaki halkımız kesinlikle mağdur olmasın. Sonraki süreçte işte geri ödemesi, 2 yıl ödemesiz, 20 yıl maliyetini ödemeyle evler yapılacak, teslim edilecek. Ama bu kaybettiklerimizi yerine getirir mi? Hayır. Tarihi köprüyü yerine getirmek mümkün mü? Elbette ki değil. Bunda bu bir doğal afettir aslında. Hesabını kime soracaksınız? Yani ama bu bu yani kimsenin oldu yaptığı, da bitti mantığıyla sizce yaptığı, yani şey değil kimsenin mi? Yaptığı bir şey de değil. Bakın bizde olur mu? Yani şimdi oraya bir firma gelip de bütün posaları sehven yapmış olabilir ama ben yaptım oldu. İşte yok, ben yaptım oldu değil. Onlar da cezasını elbette ki hesabını takip ödeyecekler. Takip süresi olmayacak mı? Tabii ki olmaz olur mu? Yani olmaz olur mu? Ha, ben size şunu bir da söyleyeyim. Bir devletin en azından bu yöndeki dikkatini meşgul ediyor işte. Tabii ki. Tabii yani ki. Süreci hızlandırmış. Yani belki olur. Bundan 5 sene sonra olacak şeyi 5 sene önce etap çekti o. Şu yine konuşmada Gürsel Bey şöyle bir şey dedi. İşte o posta oradan kaldırılsın. Yani ben onun imkanı yok değil mi? Ben mühendis değilim. Evet. Ama gördüğüm, bildiğim ve bize bir dağlaşmış bir posa verilen, var yani artık. Bize verilen briefing kadarıyla o posaya dokunulduğu anda kayma riski var. Önce biz orayı boşaltmak zorundayız. Sonra yapılacaksa tabii, yapılacak. Tabii. Yani sonraki şeyler konuşulur. Ama benim birinci önceliğim orayı boşaltmak. Peki orada ama madenle ilgili vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki biz hiç kimseyi mağdur etmeden. Evet. Geçen gün yine ticaret odaları gelmişti. Burada inanılmaz mecliste, mesaj geliyor. Mecliste yanımıza. Onların da elbette ki kayıpları var. Onların da bazı talepleri var. Talepleri gerçekleştirilebilecek. Hani onlar sıfır faizli kredi istiyorlar. Daha önceki olan şeylerde. Bunun görüşmelerini yapıyorum. Allah'ın izniyle onu da sağlayacağımızı düşünüyorum. Esnaf orada sıfır faizli bir kredi talebinde var. Onu da sağlayabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah orada mümkün olduğunca az insanların gönlünü kırmadan, insanları zor duruma düşürmeden biz bu süreci atlatmak niyetindeyiz. Yakın zamanda madene gittiniz mi? Gitmedim. Bu süreç içerisinde madenlerin sizlerden asıl, sürekli telefonla bağlantı asıl bir talebi, yani irtibat sürekli, halinde tabii, olduğunuzu tabii, zannediyorum tabii, yani o yüzden söyledim. Sürekli irtibat halindeyiz. Genelde beklentileri ne yönde? Yani diyorum ya daha yeni Perşembe günü esnaf odaları madeninki de Elazığ'ınki de benim yanımdaydı. Vekilim bizim böyle böyle bir talebimiz var dedi. Ben bunu bakanlıktan hemen takip ederim. Allah'ın izniyle de çıkarabilirim. Orada işte esnaflarımız. Ya zannediyorum 200 kadar esnaf, 200-250 kadar esnafın böyle bir talebi varmış. Ben hay hay bunu takip ederim, elimden geleni yaparım, sonuca da ulaşırız dedim. Bu arada izniniz olursa bazı izleyicilerimizden mesela birinden geldi dikkatimiz, tanıdıklarının sorularını sormayın yönünde. Henüz kimsenin sorusunu sormadım. Şu anda kendi ajandamdaki notları aktarıyorum. Fırsat kalırsa mesajlara yer vereceğim. Neden sorularımızı sormuyorsunuz diyor.
dediğimiz gibi fırsat kalırsa önce şehrin bize göre önemli gördüğümüz bütün mevzularını sayın vekilimize soracağız. Ondan sonra da vakit kalırsa mesajlara da yer vereceğiz deyip devam edelim. Sayın vekilim, şimdi kültür varlıklarını koruma kurulu diye bir kurulumuz evet, var. Evet. Diyarbakır'da da faaliyet gösteriyor. Evet. Şimdi Bölge Müdürlüğü Diyarbakır'da. Selçuklular dönemine ait bir köprümüz yıkıldı. Ve hakikaten benim içim acıdı. Yani, tabii ki. Yazık günah dedim. Şu ana kadar neden bununla alakalı ve bir varlığından da haberdar değildim. O da artık benim eksikliğim olarak bizim burada aktarmış oldum. Ama bir de tamam o gitti. Onun için yenisini yaparlar, restore ederler. Aslında uygun bir şekilde yaparlar ama o gitti. Şimdi bir de orada tarihi bir konak var madende. Evet. Şimdi bari bunu kurtaralım istiyoruz. Onunla alakalı bir çalışma yapılacak mı? Bununla ilgili bir çalışmamız var. Yakın zamanda ulusal bir gazeteye de biliyorum. Manşet oldu. Elazığ'a dair bütün haberleri takip ediyorsunuz tabii, evet. Arkadaşlarınız yani, iletiyordur bir yani. Bir kere bir de her hafta sonu Elazığ'dayız. İnsanlar bize çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Evet. Ankara'da görev yapmamız Elazığ'dan bir haber değiliz. Burada olan her şeyden haberdarız. Kesinlikle de. Şu anda aldığınız notlardan da onu anlayabiliyoruz. Tabii yani. Sorduğunuz her soruya verdiğiniz bir cevabınız dolayısıyla, var. Dolayısıyla orayla ilgili bir gerçeklik var. Bununla ilgili de çalışmamız var. Ancak şunu bir sonuçlandıralım. Hani biz şunu yaptık dersek sonuçlanmazsa acelidir. Çok acil. Yani o biliyorum, lütfen o konak biliyorum noktasında acele edin. Bizim gündemimizde bu, o konak. Değerlerimizi korumamız bir de, lazım. Yani hani, yüzlerce yıl önce yapılmış bir kıymet elbette ki bizim için çok önemli. Restore edilirken bile, yanlış restore edildiğinde bile içimiz acırken, canımız sıkılırken kaybetmemek lazım elbette ki. Evet. Biz de bununla ilgili çalışmamızı yapıyoruz, merak etmeyin. Pekala. Yani bu da inşallah ilerleyen günlerde konuşacağımız konu içerisinde. Laf arasında şöyle bir şey geçti. Hani önerge verildi sanki karşı çıkmışsınız gibi. Asla ve asla öyle değil. Öyle şimdi, yalnız kıvıldı ama. Bakın şimdi şöyle bir şey. Biz hükümet olarak sorunları çözmekle mükellefiz. İktidar, ben, icra makamındasınız. İcra makamıyız. Evet. Hani biz bu araştırasın diye önerge verilmez. Çünkü Türkiye'nin her yerinde her an bir deprem riski, kayma riski ve böyle bir risk söz konusu. Her yerle ilgili çalışma önerge verildiğinde ve burayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulduğunda meclisin kendi görevini yapabilmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla biz zaten madenle ilgili her konuyu takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. İçişleri Bakanımız en baştan beri takip ediyor. Her anını ve her şeyinden haberdarlar. Dolayısıyla bir burada bir şeye gerek yok. Bir çalışmaya gerek yok. Biz zaten gerekeni yapıyoruz ve hükümet olarak benim görevim buradaki sorunu çözmektir. Sorunu meclise taşımıyorsak da biz gerekli mevkilere ve makamlara taşımıyoruz anlamına gelmez bu. Ya da şöyle söyleyelim, biz zaten bunları takipçisi konumunda olduğumuz için tabii bunu ki gündeme getirmek, kendimize bunu bildirmek manasına tabii gelir. Ki, yani zaten bu işi takip edecek bizleriz. Bir de o meclisteki en az o meclisi AK Parti grubunun yarısı bundan haberdar. Peki Gürsel Bey'den bahsetmişken devam edelim. Ben, yani genelde böyle Gürsel Bey geldiğinde sizlerle alakalı konular konuşuluyor. İşte sizler geldiğinizde muhalefet vekili Gürsel Bey ile alakalı konular konuşuluyor. Gürsel Bey'in geçtiğimiz günlerde programlara katıldığımızda işte AK Partili siyasiler şehrin sorunlarıyla ilgilenmiyor, çok takip etmiyor yönünde ifadeleri var. Yani cevap niteliğinde olabilir ya da farklı bir yönde açıklama niteliğinde olabilir. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi beni tanıyorsunuz. Söylediğinize göre böyle bir şey yok. Beni tanıyorsunuz. 18, yıllardan beri tanıyorsunuz. 18 sizi. Yıldan beri ben siyaset yapıyorum. Evet. Ve ben siyaseti hiç polemikle yapmadım. Hiç polemikle karşılıklı diyaloğa girmediniz. Hiç girmedim. Peki buna cevap vermeyecek misiniz? Gerekirse elbette ki cevap vereceğim. Ancak size şunu da söyleyeyim. Ben siyaset yaparken siyaseti hiçbir zaman böyle şov niteliğinde de yapmadım. Siz diyorsunuz yani. Yani Gürsel Bey şov mu yapıyor diye bir soru mu soracağım? Tabii ki yapıyor. Tabii ki yapıyor. Evet. Yapmaz olur mu? Yani siz ben her şeyi kürsüden dile getiriyorum. Sorunları ben çözüyorum diyemezsiniz. Yani her alanda kendine bir açık bulmaya çalışıyor. İşte 29 Ekim'de niye yoklardı? Niye yoktunuz? Ya külliyedeydiniz. Külliyedeydiniz. Tamam bu. Yani ikincisi bakın ben şunu döne döne söylüyorum. Biz hafta içi mecliste olmak zorundayız. Benim birinci görevim bu. Benim birinci görevim oradaki kanunları yapmak, kanunları düzenlemek, Türkiye'yi yönetmek. Evet. Elazığ benim önceliğim. Ama bir de Türkiye gerçekleri var. Benim birinci görevim bu. Ama ne yazık ki muhalefet partileri orada bulunmak yerine illerde bakın nerede yoklar demeyi tercih ediyorlar. Dikkat ettiyseniz biz her hafta sonu buradayız.
Evet. Gürsel Bey hafta sonu burada olmak yerine hafta içi meclis çalışırken burada olmayı tercih ediyor. Bizim olmadığımız zamanlarda burada olmayı tercih ediyor. Ama benim birinci görevim ve milletime sözüm Türkiye'nin çıkarlarını korumak. Türkiye'nin çıkarlarını koruyabilmek için ben iktidar partisinin milletvekili olarak mecliste olmak zorundayım. Evet. Hafta sonlarında buradayız. Peki meclis çalışmalarıyla devam edeceğim o zaman. Şöyle de bir gerçek. Elazığ'ın her sorununu ben kendi sorunum olarak görürüm. Çünkü ben bu şehirde doğdum ve büyüdüm. Her sokağında hayatıma dair anılarım var. Her sokağında geçmişim var, akrabalarım var ve geleceğim var. Evet. Dolayısıyla Elazığ'ı çok iyi bilmeyen insanların da Elazığ'la ilgili, Elazığ'ın geçmişi bilmeyen, Elazığ'da siyaset yapmayan insanların da Elazığ'la ilgili söylemleri beni gerçekten incitiyor. Çünkü ben hayatım boyunca Elazığ'da siyaset yaptım. Gürsel Eroğlu uzun yıllar Elazığ'da kaldığını biliyoruz ama. Onu da söyleyeyim yani. 47 yıl benimki. 47 yıl. Ben başka bir şehirden milletvekili olmayı da tercih etmedim. Kendi şehrimden, kendi şehrime hizmet edebilmek için milletvekili oldum. Evet. Yani burada tabii şu da bir gerçek ki biz AK Parti milletvekilleri olarak benden öncekiler ve benden sonra gelecekler. Çok açık söyleyeyim, milletimize sözümüz var bizim. Her şeyden önce hizmet sözümüz var. Dürüstlük sözümüz var, şeffaflık sözümüz var. Biz sözümüzü bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Benden öncekiler çok büyük emekler sarf ettiler. Elazığ'a çok güzel yatırımlar geldi. Kamuda bölgedeki ve kendi büyüklüğündeki en iyi illerden biriyiz. Çok açık söylüyorum. Kamuda bizim isteyip de alamadığımız bugüne kadar hükümetimizden, AK Parti'den hiçbir şey olmadı. Peki kronikleşen sorunları neden halledemediniz? Yani bir Ulaşımsız sorunu niye hala gündemimizden çıkartamadık? Hemen söylüyorum. Bir Kuzova sorunu neden hala gündemimizde çıkartamadık? Kuzova büyük oranda çözüldü biliyorsunuz. Yani neticesini artık yani o işte çözüldü deniliyor ama bir türlü İşte o suyla buluşma olayı. Kuzova'nın yani büyük bir kısmı suyla buluştu biliyorsunuz. Yani ben Necati Çetinkaya döneminden bu yana hatırlıyorum. O dönemde muhabirdim. Hamza Bey Barajı'ndan bahsediliyordu. Hı-hı. Su geldi gelecek. Hala Hamza Bey Barajı'ndan evet. Su geldi. Yani Temmuz ayında şehre kadar gelecek. Şimdi biliyorsunuz İshal Hattı'na kadar geldi. Yani, Yazıkonak tarafına kadar geldi. Bu kronikleşen sorunlar mesela Uluova'nın suyla buluşması Hı-hı. artık. Yani ne zaman sağlanacak? Bunu çözebilecek misiniz? Tabii ki çözeceğiz. Şöyle bir gerçek var. Şimdi Uluova'da uzun yıllardan beri bir çalışma var. Ancak çalışma bugüne kadar çok rantabal yürütülemedi. Hı hı. Şöyle bizim sulama birlikleriyle yaşadığımız en büyük sorun neydi? Elektrik yükünün büyük olması, köylülerin bunu ödeyememesi. İkinci sorunumuz da vahşi sulamayla. Evet. Çok su zengini bir ülke değiliz biz, su zengini bir şehir değiliz. Su israfının fazla olması. Evet. Ve artı o elektrik faturasının altından köylerimizin kalkamamasıydı büyük sorun. Hı hı. Şimdi bununla birlikte biz enerji arayışına girdik bu projeyle birlikte. Şimdi DSİ Bölge Müdürümüzle çalışırken DSİ Bölge Müdürümüz yeni bir alan buldu evet. kendine. Bakanlıktan hemen görüştük, genel müdürümüzle görüştük, yeni heyetler yollandı ve çok daha rantabl ve doğru olabileceğini, neredeyse önceki proje kadar yerin sulanabileceğini zannediyorum 1/5 maliyetle de bunu sağlayabileceğimizi gördük. Evet. İşte birazcık da gelen müdürlerimizin bölgeyi iyi tanımasıyla da çok alakalı bu. Anladım. Bölge müdürümüz bu konuda dersin çok iyi çalıştı. Biz geçen hafta bölge müdürümüzle birlikte yine genel müdürümüzün yanına gittik. Bir tarih gittik. Verebiliyor musunuz çözüm noktasında? Şey için Hamza Bey'le ilgili tarih verebilirim. Temmuz Ağustos aylarında gelecek. Ulova için tarih veremem. Çünkü verdiğiniz her şeyde arkasında durabilmek zorundasınız. Kesinlikle. Dururum ama şu anda biliyorsunuz Türkiye genelinde yapımı %85-%90 üzerinde yapılan şeyleri öncelikli, projelerimizi öncelik verdik. Ancak bu proje hepimizin takibinde. Uluova'nın sulama sorunu hepimizin yükümlülüğü. Benim daha çok yükümlülüğüm. Neden? Ben çünkü ovalıyım. Ben Ova köylerinden gelme bir milletvekiliyim. Ova köylerinde büyümüş bir kardeşinizdir. O evet. yüzden bu bizim için önemli. Hatunköy Barajı'nın inşallah projelerimiz kabul edildi. Çok daha az maliyetle çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Genel müdür de olur verdi. Bakanımızla görüştük. O konuda da hiçbir sıkıntı yok. Mali olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunun desteğini inşallah alacağız en yakın zamanda. Ama bir tarih verin derseniz elbette ki bu konuda ihale süreçleri bile çok uzun sürüyor çünkü. Biraz mesajlarla devam edeyim mi? Olur. İzniniz olursa. Tabii ki. Zannedersem biraz programı da uzatma talebinde bulunacağım. Ne kadar süre verirler bilmiyorum. Sizin de vaktiniz müsaitse tabii.
Elazığ'la alakalı neler yapıldığını, biraz eleştirel mesajlar var. Sizce Elazığ'ın en önemli sorunu nedir? Yani çözüme bize, kavuşmayan... Bize şunu sordular. Evet. Cumhurbaşkanı'na sunacağız, bize en büyük sorunlarınızı alt alta yazın dediler. Evet. Bizim birinci yazdığımız şey Ulova'ydı. En önemli sorun değil en mi? En önemli evet. Sorun o. Çünkü biz yol medeniyettir diyoruz ama öncelikle su hayattır. Güzel. Su hayattır. Şimdi evet biz yolları hakikaten çevre yollarımız var, kuzey çevre yolumuz var, güney çevre yolumuz var. Köylerimize kadar asfaltladık. Köylerimizin bile artık bizim, bırakın köylerimizi, köy aralarımızın bile parke taşıyla döşedik. Çok ciddi büyük bir yol problemimiz kalmadı bizim açıkçası Elazığ düzeyinde. Evet. Ancak bir Ulova bizim için hakikaten kanayan yaramız bizim. Ovayı suyla buluşturduğumuzda ben çiftçiliğin de çok daha gelişeceğini, yeni eski şeyine döneceğini, çünkü biliyorsunuz Ulova'nın asıl adı Altınova'ydı. Evet. O altın günlerine kazandırmak hepimizin boynun borcu. İnşallah. Öncelikle iyi akşamlar diler. Maden Bahçedere Köy Muhtarı Baki Çınar, Sayın Vekilime bir sorum olacak. Madenin yerlisi yok. 4000 nüfus varsa 1500'ü göç gelmiş madene. Hı hı. Madenin yerlisi de madende oturmuyor. Benim düşüncem maden Gezi'ne gelirse maden doğunun Bodrum'u olur yönünde bir görüş beyan etmiş muhtarımız. Bu okuyabildiğim kadarıyla okuyacağım ama ben mesaj okumaya çalışırken başka mesajlar geliyor. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim adım Emoş. Ben 15 yaşındayım. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüme denk gelmesi ve size bu mesajı yazmam benim için aldığım en güzel hediye. Nice güzel yaşlar diliyoruz. Sizi çok seviyormuş. Ondan bahsediyor. Bütün Elazığ doğum gününü kutluyoruz. Peki. Böyle bir mesaj gelmiş. Eleştirel mesajlar var. Beklentileri olan mesajlar var. Madende doğru şeyler yapılmıyor. Özellikle maden mevzusu olunca biraz daha dikkat kesiliyor Sayın Vekilim. Evet. Yani konu biraz daha hassas olduğu yani için. Yani şimdi problem madende olduğu için başka bir ilçe olsaydı o aynı ilçeyle ilgili konuşacaktık bugün. Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın Milletvekilime sorar mısınız? O kadar iktidardasınız bir kovancılarlı olarak. Kovancılara neler yaptınız bugüne kadar? Yapmayın. Yapmayın derim ben kovancılara o zaman. Yani kovancıların bir kere çehresi değişti. Evet. Neredeyse bütün ilçelerimizde bakın. Eskiden yollarda hastalarımız ölürken neredeyse bizim bütün ilçelerimizde hastane var. Kovancılar da bunlara dahil. Anadolu Lisesi, kadın dernekleri, kadınlarımızın çok rahatlıkla yaptıkları Adem evet. Şeylerimiz var. Yani biz hakikaten kovancılar demesinler. Yani bunu yapmasınlar. Bir de biliyorsunuz o bölgede bir organize sanayi ile ilgili de bir çalışmamız var. Ama hakikaten birazcık haksızlık gibi gördüm bunu. Peki. Şöyle bir mesaj gelmiş. Kovancıları giderken bir de duble yoldan gidiyorlar. Peki. Şimdi Sayın Vekilim, önce yerli bitirmek istiyorum aslında. Yani Elazığ'daki konuları bitirmek istiyorum. Sonrasında ulusallı ilgilendiren iki mezun olacak. Onlardan bir Güngören Belediyesi'nde yaşanan o talihsiz olay ki üzüldüğünüzü biliyorum. Az önce konuştuğumuzda da beyan ettiniz. Bir de Baca Termik Santrali'nin filtrelenmesi olayı. Bununla alakalı bir soru size sorma fırsatını yakalayacağım ama öncesinde. Bu arsa mevzusunu biraz daha konuşursak, detaylandırırsak. Şimdi buradaki karayolların arsası. Bu önemli bir yerde. Özelleştirme idaresini. Orayı biraz yarım bıraktık. Orayı biraz yarım bıraktık. Kesinlikle. Onu biraz daha detaylandırır mısınız? Şimdi orayla ilgili biz uzun aylardan beri çalışıyoruz. Oranın sözünü biz almıştık. Karayolların tamam hiçbir sıkıntımız yoktu. Ne oldu da birden bir anda, böyle özelleştirme idaresini? Bir anda zannediyorum ki oradaki bir değişimden, oradaki bir bürokrasinin bir hatasından, kaynaklanan bir sorun oldu. Bakanımıza ilettik. Arkasından Sayın Başkanımız Şahin Şerifoğulları İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımıza ilettiler ve aynı yerde Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Çünkü verilmiş bir söz vardı. O verilmiş sözün karşılığında da biz halkımıza söz verdik. Evet. Bize verilmiş sözün karşılığında Sayın Belediye Başkanımız bunu seçim çalışmalarının içine koydu. Çünkü biliyorsunuz orada bir şehir için güzel bir park, altında da otopark düşünülüyor. Hı hı. Dolayısıyla hani buradan bir rant sağlanacak değil, üzerine binalar dikilecek değil, tamamen şehre çok, çok güzel önemli bir alan. Mevzu halledilmiş oldu aslında. Şehre çok güzel bir alan kazandırılacak işin doğrusu. Belediye başkanımız da ben o konuda çok takdir ediyorum. Hakikaten mesela tamamen bu okullar taşındığında tam olarak Mehmet Akif'in olduğu bölüm de çok güzel bir şehir parkı olacak.
Evet. Ve bunlarla birlikte bizim şehrimiz gerçekten şenlenecek, güzelleşecek. Artı SGK binasının eski şeyini hatırlarsınız. PTT'nin arkasındaki yerin tahsisi yapıldı. Orada gerçekten güzel bir alan yapılacak. Yine hemşehrilerimizin rahat edebilecekleri geniş alanlar. Bizim ana şehrimiz... Aslında Elazığ'ın önemli sorunları. Tabii ki. Şehri binalaşmadan birazcık uzaklaştırıp insanların daha rahat nefes alabilecekleri bir yer. Biliyorsunuz bizim geçen dönemde çok talihsiz, çok acı bir şeyde emniyet müdürlüğümüzün bombalandıktan sonra işte oraya TOKİ'ye verildi, şöyle oldu, böyle oldu şeylerin arkasında yine Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinden orası bir millet parkı olarak değerlendirildi. Çevre ve Şehircilik Müdürümüz, Bakanımız geldiğinde de biz oradaki şeyleri gezdik. Birazcık daha yeşillendirilmesiyle birlikte inşallah çok güzel bir alan olacak. Şehirdeki hemşehrilerimizin rahat ve nefes alabilecek. Aslında şehir tanımlamamızı sanki daha yeni yapıyoruz. Yani tabii bir ara işte modern yüksek katlı binalar, biraz daha böyle tıkış, biraz daha yoğunluğu olan trafiği vesaire. Ama herhalde bizim beklediğimiz, ben şahsi olarak beklediğim elbette daha butik bir şehir, daha sessiz, daha böyle yeşil bir, herkesin belki istediği zaten belki yapılaşmanın daha böyle yani şehir dışına doğru kesinlikle kaydı. Kesinlikle daha rahat hareket edebildiğimiz bir alan. Bu bahsettiğiniz mevzulara bir ferahlama olduğu, gelecektir. Tabii ki yani bizim yani en büyük sorunlarımızdan biri mesela şehir içindeki otopark sorunu. Otopark problemimiz tabii var. Yani şehirdeki arabaları çift sıra koymak yerine otoparklarımız, gerçekten ciddi büyük otoparklarımız olduğunda o alanlar daha rahat kullanılacak ve şehrin trafiği de çok büyük nefes alanda. Nefes alacağız. Tabii ki tabii nefes alacak. Şey. Yani şehir nefes alacak. Yani belediye başkanı bu noktadaki çalışmaları belediye güzel. Belediye başkanımız da bu konuda en son hakikaten altın vuruşu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanı toplantısında söyledi ve oranın çıkışında hemen akabinde bu işler halledildi. Peki. Yine Sağlık Bakanımız hemen alan tahsisini yaptı. Milli Eğitim Bakanımız da 2 gün önce Sayın Vekilimiz Zülfü Demirbağ'la birlikte görüştük. Dolayısıyla onunla birlikte onun bize büyük kazanımı olacak. Eğitimde biz tekli eğitimi inşallah oradaki eğitim kampüsüyle birlikte geçebileceğiz. Belki de Türkiye'deki rol modellerden biri olacağız tekli eğitimde. Evet, inşallah. Polis okulu mevzusuna gelecek olursak, şimdi polis okulu mevzusunda çözüme kavuştu denildi ama evet. Bir hareket göremeyince neler oluyor diye acabalarımız başlıyor bu sefer. Hı hı. Acabalarımız olsun mu? Ben dün acabalarımız olmasın. Dün polis okulu müdürümüze bir hayır ziyaretine gittiğimde hı hı. bu konuyu da eline boyuna konuştuk. Bir şimdi alanımız var, bizim aklımıza yatan bir yer. Hemen buraya gelmeden önce Emniyet Genel Müdürümüzle, Sayın Valimizle de konuştum bu konuda. Çünkü hakikaten bir kere bizim bir milletvekilimizin büyük babasının adını taşıyor. Evet, kesinlikle. Bizim için bir öyle bir kıymeti var. Eski İçişleri Bakanımız Sayın Mehmet Ağar'ın babasının adını taşıyor. Mehmet Ağar bu memlekette hakikaten yaptığı çok güzel işlerle, memleketine sahip çıkmasıyla, vatanseverliğiyle hepimizin gönlünde taht kurmuş bir insandır. Evet. Dolayısıyla onun babasının adını taşıyan onunla birlikte biliyorsunuz bu şeyde bunu çok daha net gördük. İşte 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında çok daha net gördük ki biz doğru emniyet güçleri yetiştirmek zorundayız. Biz doğru asker, doğru polis yetiştirmek zorundayız. Ülkemizin geleceği ve güvenliği için. Dolayısıyla bunları yetiştirirken de polis okulları en önemli ayak. Yer tahsisi yapıldı, yapılacak bugünlerde. Hiç merak etmeyin, o konuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Orası yapılana kadar burası, bu binalar kalacak. Sonra Emniyet Genel Müdürümüz de biliyorsunuz Elazığlı bizim hemşerimiz. Evet. Hakikaten o da ben buradayken Elazığ'a mutlaka iyi şeyler yapalım. Bu da bizim eserimiz olsun dediği bir söylemimiz var işin doğrusu. Hep birlikte el birliğiyle inşallah bunun takibini yapıyoruz. En yakın zamanda da bunun müjdesini vereceğiz inşallah. Sayın Valimizle yeri görüştük. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecekler önümüzdeki yani hafta bugün, yere yarın bakacaklar. Diyebileceğimiz evet. bir süreçteyiz evet. inşallah. Yani daha önce gösterdiğimiz bir yer poligon olmaması sebebiyle, poligon yapılabilecek bir alanları olmaması sebebiyle. Önce eğitimleri yapılacak. Çünkü bizim düşündüğümüz gibi bir yer değil. Şu andaki yer de çok rentable bir yer değil hı hı. zaten. Çünkü poligonlarının da aynı alanda olması, yalnızca okul olarak düşünmemek, yani yatakhane olarak düşünmemek lazım. Bunu tam teşekkül olarak düşünmek lazım. Poligonların spor olabilmesi için de atış alanlarına kadar. En önemlisi oymuş, ben bilmiyordum. Tabii. Poligon yani, alanının çok önemli olması lazım. Arkasının şöyle tümsek olması lazımmış. Poligonlar olabilsin. Yani sonuçta atış evet. talimleri yapılacak. Evet. Yani dolayısıyla öyle bir yer bulduk. Önümüzdeki hafta genel müdürlükten geldiklerinde inşallah bunun müjdesini hep birlikte veririz. Peki. Şimdi
izniniz olursa hem tüm Türkiye'yi ilgilendiren, Elazığ'da ilgilendiren konulardan birine geleceğiz. Siz konuşurken aklıma geldi. Erken yaşta emeklilik. Evet. İnanılmaz bir beklenti içerisinde var ama Cumhurbaşkanı net bir dille olmayacağını söyledi. Kesinlikle. Türkiye'nin dedi şu anda bunu karşılayacak bir gücü yok, bütçesi yok. Evet. Var ama zor duruma düşürecek. Yani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri. Ama bu noktada da evet emekli olmak için 65'i mi bekleyeceğiz? Yani Türkiye'nin yaş ortalaması... 65 değil ama bakın bu hep yanlış biliniyor. 60. Erkeklerde 60, kadınlarda 58. Tamam, sizi kırmayalım. 65, yani 65 yanlış yüksek şöyle bir yaş değil 65, mi yani? 65 emeklilik için mecburi yaş. Evet. 65'ten sonra çalışamıyorsunuz. 65 yaşında devlet sizi resten emekli ediyor. Devlet kurumlarında 65 yaşına kadar çalışılıyor. Resten emekli ediyor devlet. Yoksa siz kendiniz emekli olmak istiyorsanız 60 yaşında erkekler tamam. 60, kadınlar 58. Şimdi 60 yaşında emeklilik sizce yani geç bir yaş değil midir? Bakın şunu söyleyeyim. Ben de emeklilikte yaşa takılanlardanım. Evet. Ben takıldıysam siz de takılın. Yok hayır. Ben de onlardan biriyim. Hani milletvekili olduğunda çok yanlış biliniyor. 2 yıl milletvekili yapıyorsunuz, emekli oluyorsunuz. O, öyle bir sıkıntı var. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu tam bir şehir efsanesi. Kesinlikle öyle bir şey yok. 2 yıl milletvekili yaptıktan sonra emekli milletvekili hakkını kazanıyorsunuz. Ama yine yaşı bekleyeceksiniz. Hem yaşı bekliyorsunuz hem primlerinizi ödüyorsunuz yaşınızı bekleyene kadar. Yaşınız gelene kadar da primlerinizi ödüyorsunuz. Evet. Biz milletvekilleri de ödüyoruz. Ben de 58 yaşında emekli olacağım. Zannedildiği gibi 2 yılda emekli olmuyoruz. Ama bakın bu ülkede şöyle bir gerçeklik var ve dünyada gerçeklik var. Dünya artık orta yaşı 60-65 olarak görüyor. Orta yaş 60-65 olarak, ileriki yaşlar 80 ve üzeri olarak görülüyor. Evet. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları. Yani Türkiye gerçekliğinden uzak değil mi Türkiye, sizce? Türkiye gerçekliğinden hiç uzak yani değil. Evet, yaş ortalaması Türkiye'nin biliyorsunuz 70-72 civarlarında şu anda. Çok yani daha yukarıda diyebiliyorum. Ben 75-80 civarı diyebiliyorum. Henüz o kısma gelmedik. En son veriler... Çok güzel. Çok güzel. 70-72 dediniz. Evet. Şimdi ben... 60 yaşında emekli olan bir insan 12 sene... Şunu söyleyeyim peki. Peki şunu söyleyeyim. Buyurun. 20 yaşında işe girdiniz. Evet. 20 yıl çalıştınız, 40 yaşında emekli oldunuz. Aha. 80 yaşında vefat ettiniz. Bu ülkede 20 yıl çalışıp 40 yıl... Emekli olanlar vardı. Kesinlikle. Peki onu düşündüğümüz o yani. Yanlış. Öyle değil onu, mi? Onu şimdi 20 yanlış. Yaşında işe giriyorsunuz. Ben kendim bildiğim yaşında, emekli olan insanlar tanıyorum. 40 yaşında emekli oluyorsunuz ve 20 yıl çalışıp 40 yıl daha artı sizden sonra da elbette ki hakkıdır evlatlarınız alıyor o emekli şeyini. Yani rakama biraz takılmasak aslında yani evet rakama takılacağız da yani burada bahsettiğimiz yaş ortalaması aslında 40 değil. Hani biraz daha iyileştirme yapılsa. Yani çünkü bu noktada bir Türkiye şartları yani var. Yani şimdi biz erken yaşta emekliliği konuşuyoruz. Evet. Emeklilikte yaş belirlemesini konuşmuyoruz. Ve şu anda yani beklenti erken yaştaki emeklilik evet. üzerine. Hani bunu birazcık yani bu 50-55... bunu birazcık revize edin gibi bir beklenti içinde değil anladığım kadarıyla. Böyle bir talep gelmedi çünkü. Tamamen bu sistemin devam etmesinden yana geldi. Bu doğru bir sistem değil bir kere. Kesinlikle 40 yaşında emekli olunmaz. 40 yaşında emekli olunmaz. Bana göre insanların en verimli oldukları yaş. Evet. Öğretmenlikte en verimli olduğunuz yaş bence 40 yaş. Doğru. Tecrübe kazanıyorsunuz. Bilgi birikiminiz daha ki, çok artıyor. Tabii ki. Hem yaşın avantajını hem bedeninizin avantajını kullanıyorsunuz. Ama dediğim gibi... Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da şunu söyledi. Gerçekten bu altından kalkılabilir, bu ülke olarak başa çıkılabilir bir meblağ değil, bir bütçe değil. Ve evet. kaldı ki her şeyde dünyayı örnek alırken erken yaşta emeklilikte gelişmemiş ülkeleri örnek almayı çok da doğru bulmuyorum. Çünkü dünya genelinde 65 ve üzeri emeklilik yaşı. Az önce de belirttiğim gibi yani Türkiye şartları biraz daha kendisine özgü şartları olabilir. Yani, yani yaş Türkiye ortalaması, şartları sağlık ortalamasında biz en iyi ülkelerden biriyiz. Yani dediğimiz gibi son açıklanan veriler 70-72 yaş ortalamasını gösteriyor. Bir insanın 60 yaşında emekli olduğunda geriye kalan ömrü, Allah tabii hayırlı ömürler versin herkes için, bu ortalamadan bahsediyoruz. Neyse, bu konuyu da tamamlamış olalım ve geçelim bir diğer mevzuya. Şimdi bu arada mesajlara da biraz yer vermek istiyorum da fırsat kalırsa. Mecliste şimdi bir termik santrallerde filtre uygulamasını 2 yıl öteleme kararı uzatma. Aldınız. Uzatma. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiniz. Evet. Ve tahmin ediyorum ki siz de uzatın diyenlerdensiniz. Tabii ki. Doğru mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı dedi ki
Ben dedi birileri para kazanacak diye dedi insanlarımın zehirlenmesine müsaade edemem deyince bütün vekiller, çoğu vekil bunun zaten yanlış bir şey olduğunu söylemeye başladı. Peş peşe işte Cumhurbaşkanı sosyal medyada bununla alakalı vekillerin paylaşımlarını gördük. Çok doğru bir karar dediler. Sanki alınan kararı başkaları almış da mecliste başkaları el kaldırmış da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o yasa tasarısını başkaları göndermiş de birden farklı ifadeler kullanmaya başladılar. Yani bir şeyin yanlış olduğunu söylemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona yanlış demesi mi gerekiyor? Bakın bu şöyle bir gerçeklik var ki bu meclisin yolladığı bir kanunun ilk defa veto edilişi değil. Değil. Öyle değil mi? Yani böyle bir şey ifade de etmiyor. Daha önce de sağlığa veto zararı olan. Daha önce de veto edildi. Meclisten giden kararlar daha önce de veto edildi. Evet. Yeniden geldi, revize edildi bunlar. Bazıları tekrar gönderildi, tekrar yollandı. Evet. Böyle bir kısa çekişme de olmuştu daha önceki dönemlerde. Ancak şöyle bir şey var, bir de parti disiplini dediğimiz bir şey var. Bakın biz komisyonlarda ve öncesinde bunun her türlü tartışmasını yaparız. Biz hepimiz bu şurası yanlıştır, burası doğrudur, şurası olmamalı, bu hatalıdır gibi söylemlerimizi komisyonlarda söyleriz, o komisyonların üyeleri. Meclise geldiğinde ve gelmeden öncesinde mutlaka bunlar konuşulur ve görüşülür. Ancak bir de parti disiplini vardır. Parti disiplini çok önemlidir. Şöyle önemlidir, bunu her parti uygular. Şimdi bizim yaptığımız her şey yanlış mı da muhalefet partileri asla kabul etmiyorlar, asla evet demiyorlar. Dikkat ettiyseniz bizim hiçbir önergemizde evet verilmiyor ya da hiçbir kanunumuzda muhalefet partileri bizi desteklemiyor gördüğünüz gibi. Her yaptığımız yanlış mı? Hayır. Yaptıklarımızın çok büyük bir kısmı doğru. Elbette ki hepsi doğru değildir. Elbette ki hepsi doğru değildir. Ama bir parti burada yanlış mı yaptık diyorsunuz? Ama bir parti disiplini vardır. Hayır burada yanlış mı yaptık? Hayır ben orada yanlış demiyorum. Şöyle bir şey. Komisyonlarda anlatılan şey şu. Bu filtreler yenilenirken orada hayat duracak. Çalışma tamamen duracak, işçiler çalışamayacaklar, böyle de bir şey oluşacak, mağduriyet oluşacak. Ama orada bu mağduriyet oluşurken bir de gerçekten halkı zehirleneceği bir mağduriyet de var. Ya. Tabii ben o bölgeyi çok iyi bilmiyorum ama söylenen resimler... Türkiye'de çok sayıda termik santral yok. Söylenen resimler zannediyorum 7 tane mi? Evet 7 tane. Zannediyorum 7 tane. Şimdi arkadaşların bize gönderdikleri resimler, şeyler elbette ki sıkıntılı. Bizim birinci önceliğimiz ne söz verdik? Biz halkımızı koruyacağız. Evet. Bizim birinci önceliğimiz orada halkımızı korumak. Orada halkı korumak adına verilmiş bir karardır. Ama bir de parti disiplini vardır. Yapılan ve gelen bir kanun teklifi vardır. O kanun teklifiyle ilgili arkada konuşursunuz. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi, yanlışları söylersiniz. Ama mecliste geldiği andan itibaren bir parti disiplini ve hiyerarşi bizde işler. Yani? Biz yani, parti disiplini gereği mi bu kararı aldık? Tabii ki. Tabii ki. Ama yanlış bir karar. Yanlış olup olmadığını zaman gösterecek ama bunu. Yani filtrelenme sistemiyle yani alakalı bir şeyin... Yani şimdi size çok açık bir şey söyleyeyim. Aynı anda 7 tane termik santrale... kilit vurulması bilmiyorum. Yani ben onun teknik çalışmaların i̇şte teknik, boyutunu teknik, bilmiyoruz teknik ama... Teknik alanını da bize anlattıkları yani, için. Şu var. Bakın biraz Türkiye'nin enerjisinin rakamı tam yanlış hatırlamıyorum. Kendi bölgemden bahsedeceğim. %27 civarı zannediyorum. Yaşadığım coğrafyadan bahsedeceğim. Şimdi Sermin Hanım sizinle fırsat bulmuşken bu konuları konuşalım istiyoruz. Çevre dediğimiz olayı aslında katlediyoruz. Yani bir şekilde hepimiz çevre dediğimiz yaşadığımız yer küreyi katlediyoruz. Bunu ne için söylüyorum? Kendi yaşadığım bölgede köyümde bir gün iş makineleriyle dağın tahliye edildiğini gördük. Birden burada kalsit taşı arayan bir madenci firması. Ormaniye'den izin alınmış, çevre şehircilikten izin alınmış, bir sürü yerden izin alınmış. Su yolları değişiyor. Hayvan popülasyonu farklılaşıyor. Yani biraz daha ince, biraz daha hassas düşünülmesi gereken, özellikle çevreyle alakalı mevzularda daha ince. Poşet kanunu niye getirdiniz? Doğaya tabii verdiği ki zarar doğaya verdiği zarardan dolayı yani, getirdik. Üstelik de biz eğer seçimi düşünüyor olsaydık seçim öncesinde bunu getirmezdik. Bizim birinci önceliğimiz halkımızdı. Yani biliyorsunuz bu poşet bize hakikaten... Yani bunu yapıyorsunuz. Burada da farklı bir karar olunca işte toplumun tepkisi daha çok oluyor. Yani orada belki bir planlama yapılabilirdi. Evet. Belki kısım kısım
Hani bu yedisi ayrı ayrı bir planlama yapılabilirdi. Belki o planlamada bir hata oldu. Hani bölüm bölüm belki uzatılabilirdi. Bir anda hepsinin birden filtrelenmesi değil de belki... Ama dediğimiz gibi yani hakikaten o fabrikaların duracağını bilmiyoruz. Yani o noktada ben bir yorum yapamıyorum. Tabii öyleymiş. Evet, öyleymiş. O da bir mağduriyet tabii doğru. Hiç tabii kuşkusuz. Onu da anlayabiliyoruz. Ama şu da bir gerçek ki yani bir parti disiplini vardır. Bir partinin hiyerarşisi vardır. Bunu hepimiz uyarız. Öncesinde yani biz gerekenleri yaparız. Biz başka parti değiliz. Her isteyen her istediğini konuşmuyor. Her isteyen her istediği gibi davranmıyor. Öbür partiler de kendi partilerinin liderlerinin doğrultusunda konuşuyorlar. Onlar da her isteyen her istediğini söylemiyor. Her isteyen her istediğini söylediğinde hemen uyarılıyor. Peki. Yani bu parti hiyerarşisi doğanın gereği ve doğrusudur. Zaman zaman farklı siyasilerin farklı çıkışlarını görüyoruz. Farklı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu biraz daha net görebiliyoruz. Farklı çıkışlar olduğunda da mutlaka yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti disipline denen de bir şey var bakın. Evet. Öyle değil mi? Çıkışlar yapanlar da mutlaka parti disipline sevk ediliyorlar. Doğru. Benim aktarabileceklerim var. Başka sorularım daha var. Onlardan bir tanesi de bu konuya girelim aslında. Toplumun şimdi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde, meydanlarda ve son yerel seçimlerde kullanmış olduğu ifade parti sloganınız da aslında o seçimin sloganı haline geldi. Gönül belediyeciliği. Hı hı. Yani bunu aslında gönül belediyeciliği, gönül milletvekilliği, gönül bürokrasisi, gönül müdürlüğü diye çoğaltabiliriz. Yani bu AK Parti'nin bir sloganıydı ve biz gönlünüze talibiz denildi. Güngören Belediyesi'nde çok böyle akla ziyan bir olay yaşandı. Evet. Bilmeyenler için de biraz özetlemeye çalışıyorum. Bir belediye başkan yardımcısı sırf kendisine selam vermediği için ya da ayağa kalkmadığı için bilemiyoruz. O çalışanı tuvalet kapısının önüne koyuyor ve diyor sen bugün buraya gelen herkese ayağa kalkıp selam vermek selam zorundasın. Nerede gönül? Yani şimdi... Yani bir insan için bütün partiye mal etmiyorum. Tabii, yanlış tabii, anlaşılmasın. Tabii, tabii. Ama çok sıkıntılı bir... Biz bunu meclis çalışmaları, hakikaten meclis çalışırken sosyal medyadan gördük. Orada da istişaresini yaptık. Elbette ki biz insanların gönlüne talip olduk ve samimiyet ve mütevazilik dedik. Evet. Birinci önceliğimiz samimiyet ve mütevazilik. Dolayısıyla bu yanlış mıdır? Yanlıştır. Ha, belediye başkan yardımcısı bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Belediye başkanının yardımcısı bununla ilgili bir savunma yapmadı, özür dilemedi bildiğim kadarıyla. Belediye başkanı zannediyorum o konuda bir şey yaptı. Sayın parti sözcüğümüz de Ömer Çelik de belediye meclis üyeliğinden de istifa etmesi gerektiğini, oradan da ayrılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çünkü bir kere partinin prensiplerini eğer benimsemiyorsanız, partinin disiplinini benimsemiyorsanız o partide bir kere olmamalısınız. Şimdi ben insanlarla tokalaşırken zorla kehren tokalaşırsam, kadınlar bana sarıldıklarında benim işim olduğu için ben bunu yaparsam başarılı olmak mümkün değil. Doğru. Sokakta gezerken o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki bazen sevgi gösterileri oluyor, bazen insanlar bize kırılmış oluyorlar, dertlerini bize anlatıyorlar ama bizim birinci önceliğimiz o insanların gönlünü yapmak. Evet. Her işi çözemiyoruz. Her işi çözemiyoruz. Ben odama gelen, telefon eden herkesin problemini elbette ki çözemiyorum. Ama herkesin problemini dinlemeye ve çözmeye gayret ediyorum. Evet. Şimdi ve 18 yıldan beri bize başarı getiren en önemli şeyimiz bizim mütevaziliğimiz, halkla iç içe olmamız. Kaybolduğunu düşünüyor musunuz zaman zaman? Yani bunu sadece Güngören Belediyesi... Ben kendim hiçbir zaman düşünmüyorum. Estağfurullah, tenzih ederim. Zaten böyle bir şey söylemem. Hı hı. Sizi geriye dönük olarak da tanıdığım için bunu söylemem. Sırf ekran karşısında diye de böyle bir şey söylemem. Aklıma dahi gelmez. Ama zaman zaman bu tipte figürler çıkıyor. Yani bir yere geldikten sonra o mütevazi duruşunu kaybedip biraz da tepeden bakan kişilerle de karşılaşmıyoruz değiliz. Ya biz elbette ki olur. Yani şimdi insanlar sizin karşınıza geliyorlar. Bunu halka soruyorsunuz. Bu insan nasıldır? İşte halk oylamaları yapıyorsunuz. Bunu belediye başkanı olarak görmek istiyor musunuz? İnsanlar evet diyorlar. Getiriyorsunuz, aday gösteriyorsunuz. Sonra makam ve mevkiden sonra farklı içinden bir canavar çıkabiliyor elbette ki. Ama şu da bir gerçek. İçinden bir canavar çıktığı andan itibaren bizim partide yeniden yer alması mümkün değil. Evet. Her şeyin bir sonu olduğu gibi onların da mutlaka bir sonu geliyor. Ama bakın biz de en aşağıdan en yukarıya, mahalle temsilcimizden milletvekiline, belediye başkanına ve bu partide emek veren herkesin de hakkını vermek lazım. Bir tane yanlış da, yapılan bir tane yanlış da binlerce doğruyu götürmemeli. Evet. Yani evet bu medyaya düştü, tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum.
doğru olmadığını düşünüyorum. Makamların ve mevkilerin insanlara mütevazilik kazandırması gerektiğini, daha özverili olmaları gerektiğini, daha boylu, samimiyetle yaklaşmaları, daha samimiyetle olmaları gerektiğini kesinlikle düşünürken bazen bu olabilir ama bana göre o insan gelirken de zaten karakteri buymuş. Makamını değiştirdiğini düşünmüyorum ben. Bir izleyicimiz var, çok güzel. Yapmacılık olmuyor. Bir Malatyalı olarak Sayın Vekilimizin elinize yaptıklarını gördükçe keşke Malatya milletvekili olmasını isterdim. Teşekkür ediyorum ve insanlarımızın başarıyı takdir etmesini diliyorum demiş. Selmin Hanım, Malatya'ya da yeter yani, oranın da vekilidir ben diyelim. Memleketimi, ben peki, memleketimi çok seviyorum. Malatya'nın milletvekilleri de ellerinden geldiğince Malatya'ya erken hizmet yaşta ediyorlar. Emeklilik vatana, millete ihanettir demiş. Termik Santral Hususu'nda reis hayır dedi, ondan dolayı adam reis gibi böyle mesajlar göndermiş izleyicimiz. O kadar çevreyi düşünüyorsanız poşeti 25 kuruşa toplasa çevrede hiç poşet kalmazdı. Halkın cebinden para çıkınca mı sadece çevrecilik poşet oluyor diye. Bakın, poşet yapıldıktan sonra onu ortadan toplamanın hiçbir anlamı yok, kalmaz ki. Evet. Yani poşetler yapıldıktan sonra, sokağa atıldıktan sonra onu 25 kuruşa geri almanın hiçbir anlamı kalmaz ki. Doğru. Biz orada şöyle bir belki eksiklik yaptık. Önce alternatifini yaratmalıydık. Hani bu bez çantalar, organik çantalar daha önce yapılmalıydı. Daha öncesinde piyasaya sürülmeli, sonra poşet getirilmeliydi. Son sorumu sona sakladım işte. Yani kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi. Bunu konuşacağız ama izin verirseniz birkaç mesaj daha aktarmak istiyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Çekiminden intibakla ilgili. İntibakla ilgili mecliste herhangi bir çalışma var mı demiş. 2000 yılından sonra emeklilerimizin ciddi bir haksızlıkla mağdur durumdalar. Mesajımı paylaşırsanız sevinirim demiş. Şu, Ahmet şu anladığım kadarıyla 98 yılı, 99, 2001 ve 2000 yılında olabilir, emekli olanların birbirlerinden şey farkları var. İşte biri 58 yaşında emekli oluyor, biri 60 yaşında emekli oluyor. Onunla ilgili bir çalışma olacak diye biliyorum. Şu anda yok yalnız. Peki. Sayın Vekilim, engellilere pozitif ayrımcılığı sürekli dillendiren Sayın Cumhurbaşkanımız birçok konuda yasalar ve kanunlarla engellilerimizin yaşam kalitesini arttırırken yerelde bu pozitif ayrımcılık neden göz ardı edilmektedir diye Naci Demirpolat'ın, Türkiye Beyaz Ayı Derneği Şube Başkanı'nın sorusu Naci var. Naci Başkanım, hayırlı akşamlar diliyorum sana. Peki. Mesaj anlaşıldı herhalde. Başka hakları bileceğim. Çok mesaj var. İyi akşamlar. Ben Güneyşehir Köyü'nden yazıyorum. Sayın Vekilimizi yarın bize köye davet ediyorum. Köyümüzün ne suyu ne de yolu var. Vallahi bizim de yok. Bizim köye de gelirseniz çok sevinirim. Benim gittiğim yola medeniyet mi gidiyor gittiğim köye? 7 kilometre uzağız demiş. Hay davetine mutlaka icabet ederim. Güneyşehir Köyü'nden size alalım. Davet var. Ancak pazartesi günü biliyorsunuz bütçe maratonumuz başlıyor. 15 gün sürecek. 15 gün boyunca biz hemşerilerimizle ancak telefonda konuşabileceğiz. Ve son olarak, bu arada ben süremi yaklaşık 20 dakika kadar geçtim. Normal 45 dakikalık bu kesinlikle. Bizim programımız ne kadar sürdü? Normal, şu anda 1 saatten fazla. Sayın Vekilim, hakikaten toplumda çok enteresan, yani genelleme yapmadan çok enteresan bir noktaya gittiğimizi gözlemliyoruz. Yani ben zaman zaman ana haber bültenlerinde de söylüyorum. Kadına şiddet, öğretmene şiddet, doktora şiddet, işte canlılara şiddet. Yani şiddetin her türlüsüyle hemen her gün karşılaşıyoruz. Evet. İşte son birkaç gün öncesinde Ceren kardeşimizin birisini öldürmek istediği, yani birini öldürmek istedim, gittim gözümü onu kestirdim ve öldürdüm diyen, evet, biri tarafından katledilmesi. Dün de Elazığ'da bir kadının defalarca bıçaklanarak, imam nikahlı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak yol kenarına atıldığı haberini aktardı. Yani bu bütün Türkiye'nin sorunu. Aslında bir dünyanın sorunu da son zamanlarda bununla alakalı çokça haber artık, hı hı, içimizi iyice acıtmaya başladı. Ne oluyor, nereye gidiyoruz? Şimdi şunu söyleyeyim size, bu konuyla ilgili 45 dakika daha konuşabiliriz. Bu sorunu çözer mi? Biz birbirimizle konuşursak, evet, sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bakın, şimdi İstanbul Sözleşmesi üzerinden hükümetime çok büyük bir baskı var. İstanbul Sözleşmesi imzalandığında ben de milletvekiliydim. Hı hı. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni savunan milletvekillerinden biriyim. Çünkü onun arkasından da 6284 sayılı kanun geldi. O İstanbul Sözleşmesi'nin arkasından geldi, İstanbul Sözleşmesi uygulanabilsin diye. Ama bakın, kanunun adını hiç kimse yazmıyor. 6284 sayılı kanun. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi. Bakın, birinci öncelik AK Parti hükümetlerinde ailenin korunmasıdır. Aile dediğimiz, insanların anladıkları gibi yalnızca bir çatının altında yaşayan
insanlar değil. Bir çatının altında sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla yaşayan insanlar. Evet. Birbirlerine sevgi ve muhabbetle sadık kalan insanlar. Bir çatının altında eğer bir kadın zulüm görüyorsa, bir çocuk dayak yiyorsa orada bir aileden bahsetmek mümkün değil. Aynı çatı altında yaşayan insanlar denirim ben ona. Bir aile diyemem ben. Bir evin içinde bir kadın şiddete uğruyorsa, bir çocuk dayak yiyorsa orası aile olmaktan çok uzun zaman önce çıkmıştır. Evet. Yalnızca aynı çatı altında yaşıyorlardır artık. Çünkü ailenin gereği bir kere, ailenin koruması bir kere ve ebeveynlerin sevgiyle büyüttükleri evlatları korumaktır. İstanbul Sözleşmesi sizce hakikaten Türk tipi aile modeline uygun bir sözleşme midir? Bakın İstanbul Sözleşmesi'nin yani, birinci önceliği insana şiddeti önlemektir. Evet. Yani şimdi eleştiriler şu yönde. İşte bilmem kaç tane kadın İstanbul Sözleşmesi'nin tamamında yüzlerce defa kadın hitabı geçiyor, erkek geçmiyor. İşte burada eşit cinsiyetlik deniliyor, üçüncü bir cinsiyet geçiyor. Bakın bir kere Türkiye'nin anayasasında kadın ve erkek vardır. Evet. Üçüncü bir cins yoktur. Yani cinsiyet ayrımı dediğinizde kadın ve erkek aklınıza gelir Türkiye'de ve anayasamızda. Dolayısıyla bunu farklı yerlere çekmek, İstanbul Sözleşmesi'nin üzerinden aile toplumunun yapısını bozuyor diye bir düşünce kesinlikle yanlış ve hastalıklı bir düşüncedir. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nin aslı kadınları ve aile bireylerini korumaktır. Şiddetin her türüne engel olmaktır. Ve bununla birlikte de biz pek çok kadını koruduğumuzu düşünüyorum. Bakın toplum zannediyor ki kadın cinayetleriyle birlikte kadına şiddet arttı. Evet cinayetler arttı ama şiddet artmadı. Şiddet nasıl artmadı? Bizim çocukluğumuzda daha önceki dönemlerde kadınlar evde yine şiddet görüyorlardı. Kadınlar evde dövülüyorlardı. Ama bu şeyde yansımıyordu. Dışarıya yansımıyordu. Kadın ama bütün hayatı boyunca dayak yiyordu. Ama ölmüyordu. Evet. Çünkü kadın toplumda birini anlattığında, birine söylediğinde ki söylemiyorlardı bile. Söylemiyorlardı bile. Annesine söylediğinde diyordu ki kızım beni de baban dövüyor. Son 5 yılda kadına yönelik şiddet arttı diyor. Neden acaba? Diyen bir izleyicimiz var. Onu söylüyorum. Bakın yani, kadına karşı şiddet artmadı. Kadın ölümleri arttı. Çünkü kadınlar artık mutlu olmadıkları bir yeri aile olarak görmüyorlar ve kalmak istemiyorlar. Evet. Bunu dile getirdikleri anda ya öleceksin ya benimle yaşayacaksın deniyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani benim de erkek çocuğum var. Ben erkek çocuğumu naif bir evlat olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Ona her fırsatta söylediğim şey anneciğim senin en kıymetlin ablan. Evet. Ablanı koruyacaksın, ablanı ayrı bir yere koyacaksın. Hakikaten öyle davranıyor. Şimdi şunu görüyoruz ki şiddet uygulanan ailelerde çocuk mutlaka şiddete meyilli oluyor. Mutlaka şiddete meyilli oluyor. Bizim o yüzden de öncelikle aileyi korumamız lazım. Ve bunu biz her fırsatta söylerken İstanbul Sözleşmesi'nin üzerinden kademi vurmak, kademin üzerinden AK Parti'yi vurmak hakikaten akla ziyan bir şey. Kadınları korumaya çalışırken aileyi bozmadan suçlandığımızda gerçekten akla farklı ziyan. Farklı alanlarda kendisini gösteriyor. Yani işte yine Elazığ'da geçtiğimiz günlerde bir diş hekimine yönelik bir saldırı meydana evet. geldi. Şiddet aslında bir toplum sorunu. Bütün evet. dünyanın sorunu. Fakat burada da şu devreye girmiyor mu sizce? Kadınlara çok pozitif ayrımcılık yapıldığı noktasında siz düşünmüyor musunuz? Aslında bunu yanlış insana mı soruyorum acaba? Neden? Biliyorsunuz tek telefonla 15 gün uzaklaştırma. İşte çocuğun süresiz bakın, nafaka. Yanlış bilinen gerçekler. Evet. Şimdi şunu söylüyorum. Bir de toplum şu şeye taktı. Yani tanıdıklarım var. Sayın Bekir'im 15 taktı. Gün toplum şu söyleme taktı. Polis eşiğinde eve gidip eşyalarını alan tanıdıklarım var. Sırf tartışıkları için bunları yaşayanlar var. Toplum, tabii ev işini bilemiyoruz toplum, ama. Toplum şu şeye de taktı. Kadının beyanı esastır. Evet öyledir. Kadının beyanı yalnızca ilk ifadede esastır. Mahkeme sürecinde herkes kendi ifadesini verir ve hakim ona göre karar verir. Kadının beyanı ilk korumada yani esastır. Yasalarda bazı bakın, düzenlemelerle ama bu sorun bir de biraz şöyle daha var, Ayşe Paşalı neden öldürüldü? Ayşe Paşalı defalarca gitti ve bu adam beni öldürecek dedi. Ayşe evet. Paşalı'ya dediler ki o senin resmi kocan değil o yüzden işlem yapamayız. Boşanmışsınız artık işlem yapamayız. Kadın öldürüldü. Sonra yine Türkiye biliyorsunuz insan hakları mahkemelerinde bu konuda mahkum edildi. İlk ve tek ülkedir. Kadını koruyamadığı için, bir kadının annesi öldürüldüğü için.
Kadın defalarca mahkemeye gidiyor ve ne yazık ki adam en sonunda arabanın önünü kesiyor ve bu şey biliyorsunuz asıl oradan patlak verdi. Evet. İnsan hakları mahkemelerinden bir ceza aldık biz. Asıl oradan bu önlemler başladı. Şimdi bir iki tane toplumda hakikaten herkes aynı değil. Mutlaka ki hasta ruhlu kadınlar da vardır. Mutlaka ki vardır. Eşini eziyet etmek için bana şiddet yaptı diyenler vardır. Mutlaka ki vardır. Ama bir tane ya da iki tane hatalı yüzünden siz erkekler kadınlara şiddet uygulamıyor, kadınlar ölmüyor diyemezsiniz. Kesinlikle bunu kadınları, söyleyemeyiz zaten. Yani bunca kadınları, olan şey... Kadınları hadi git kocanla birlikte ama yasalarda yaşa, bazı düzenlemeler kocandır diyemezsiniz. Yani yasalarda mümkün olduğunca... Yani süresiz nafaka uygulaması, çocuğun... Süresiz nafakada şöyle bir çalışma var biliyorsunuz. Ben onda da yani bir denge sağlamak zorundasınız bakın. Ben bunu bir kadın olarak söylemiyorum. Yani 3 ay evli kalıyor, ömür boyunca nafaka ödemek zorunda kalıyor. Ben toplumda beni tanıyan herkes bilir ki ben feminist bir kadın değilim. Ben ataerkil yapıdan gelen bir aileden gelen bir kadınım. Ailenin direği erkekle denen bir toplumda büyüdüm. Evet. Ama kadın haklarının da savunulduğu bir ilin evladıyım. Ya kadın haklarını elbette savunacağız ama bir yandan da erkek haklarını da savunmak gerekir. Hakları... Savunmuyorsunuz diye söylemiyorum. Şimdi, ama yasalarda sanki bu alakalı biraz sıkıntı var. Şimdi bu şeyle ilgili de söyleyelim. Bu toplu bir şey gibi algılanıyor. Süresiz nafaka toplu gibi algılanıyor. Bunda bir yıl sınırı koyulabilir. Düzenleme yapılırken ve üzerine çalışırken. İşte bir yıldan az evli kalmışlar denebilir. Ama şu da bir gerçek. Kadınlar çalışırken evleniyorlar. İşlerini bırakıyorlar eşlerinin beklentileri ve istekleri ve talepleri doğrultusunda. İşi bırakıyorlar, evleniyorlar, çocukları oluyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Eş herhangi bir sebeple, sebebi de söyleyemiyorum. Herhangi bir sebepten dolayı ayrılıyor. Yanınızda bir çocuğunuz var. İşinizden ayrılmışsınız, artık o yaştan sonra hiçbir iş yapamazsınız. Artık hayata tutunacak hiçbir şeyiniz yok. Kadın, adam ben çocuğunu da sana da bakmak zorunda değilim diyemez. Ben kendime yeni bir hayat kuruyorum diyemez. Öyle değil mi? Evet. Yıllarca kadınlar neden zorla evlendirildiler? Neden eşleri ölen kadınlar, boşanan kadınlar evlendirildiler? Bu kadınların kendi dayanakları olmadığı için, maddi imkanları olmadığı için evlendirildiler. Biz bunlara bile sahip çıkmışken evlenmiş, boşanmış, çeşitli sebeplerle boşanmış kadınlara git bundan sonra ne yaparsan yap diyemeyiz. Hayat şartlarını iyileştiririz belki hükümet olarak. Ona iş bulmak için destek oluruz ama... Siz de takdir edersiniz ki 45 yaşında boşanmış bir kadına da yeni bir hayat kurmak hakikaten çok zor. Evet kesinlikle. O noktada katılıyoruz. Onunla ilgili ama bir çalışma yapılabilir. 3 ay evli kalan onda bir kadına da ömür boyu nafaka vermek yine, bu da vicdana sığmaz. Yine toplumun yanlış tarafını da söylüyorum. Toplumun bir de yanlış tarafını söylüyorum. Eşten nafaka alıp haftada bir defa çocuğunu görmek bir babanın çocuğunu görebilme hakkına... Bence sığmaz. Yani ben burada şöyle kadına şiddet. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Evet. Çok net bir şekilde. Kadından şiddetin da gelse, erkekten hiç fark de gelse, etmez. Yani psikolojik şiddet aynen var. Öyle. Fiziki şiddet. Şiddetin çok çeşitleri de var artık. Yani şiddet tabii, dediğiniz tabii, sadece tabii, tabii. Bir söylenme olayı bile şiddet olarak artık değerlendiriliyor. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Ama dediğimiz gibi yasalarda biraz kadına yönelik pozitif ayrımcılık var bu noktada. Yeni çalışmalar var. İşte süresiz nafakadan bahsettik. Kadının, adamın çocuğunu görememesi haftada bir gün işte birer saat, iki saat neyse artık. Yani bir kere siz, bunlar... size çok açık bir şey söyleyeyim. Ben de bir anne olarak şunu söylüyorum. Çocuklar anne ve babanın arasında birbirlerine tehdit unsuru olmamalı. Kesinlikle. Yani çocuklar kendi başlarında birey. Onlar ve böyle kavgalı süreçlerden çok sağlıklı evlatlar ne yazık ki çıkmıyor. Evlatların da mutlaka psikolojisi bakın, bozuluyor. Bir izleyicimiz diyor ki erkek evinden uzaklaştırma kadına karşı kin ve düşmanlığı getiriyor. Kendinin kedinin ciğere baktığı gibi evine bakıyor ve kin düşmanlığa dönüşüyor. Yıklandı alan aileleri uzlaştırmacılar toparlamalı ya, ama yönünde. Bakın biz bunu senelerce yaptık. Evet. Şeye gidip de karakola gidip de kaşı gözü yarılmış kadın diyor ki bu adam beni öldürecek. Sen karakolda diyorlar ki ya senin kocandır hiçbir şey yapmaz. Hadi evine git. Hadi evine git ablacığım. Gönderiyorsun evine adam öldürüyor. İyi akşamlar. Konuyu öyle değil mi? Yani şey değil evet. Mi şimdi? Hani kadın gelmiş hakikaten darp edilmiş. Çok belli. Bunu ispatla diyemezsin ya bu kadın psikopat diye kafasını duvardan duvara vurmamıştır. Yani bu adam niye bunu... ispatlayacağım artık yüzüm gözüm dağılmış. Ama bakın bunları da yaşanıyor. Bunları da yaşanıyor. Biz toplum olarak bir orta yolu bulmak zorundayız. Erkekleri de mağdur etmeyecek. Bakın onu da ben yine döne döne söylüyorum. Erkekleri de mağdur etmeyecek. Ama gerçekten şiddet gören kadınları da koruyacak durumda olmak zorundayız biz.
Bu da İstanbul Sözleşmesi kesinlikle Allah kelamı değildir. Değişmez diye bir şey değildir. Çeşitli yerleri, yanlışları varsa mutlaka değiştirilir. Bunları da değiştirmek. Ama uygulamasında kesinlikle ben doğru olduğunu kanaatindeyim. Aile yapısını bozmadığını, ben tamamını okudum bunun. Hı hı. Tamamını biliyorum. 2011'de de bununla ilgili çok çalıştım. İstanbul Sözleşmesi'nin aslında bize uygun olduğunu söyleyenlerdensiniz. Evet. Peki. Evet. Yani diyorum ya, revize edilebilir ama İstanbul Sözleşmesi yüzünden aileler dağılıyor dersek hakikaten... Sadece bir sözleşmeyle aileler dağılacaksa bırakın dağılsın. Ama sözleşmenin getirdiği hükümler bir tarafı kayırıyor, bir tarafı da zor duruma düşürüyorsa dağılması için tek madde olmasa da dağılması için önemli maddelerden biri dedi de zannederiz yani. Yani ben İstanbul Sözleşmesi'nin aileleri dağıtmadığını düşünüyorum. Evet. Aile birliğini sağladığını düşünüyorum. Aile bir birliğini kere, sağlıyor. Bir kere yine şunu söylüyorum. 6284 sayılı kanun. Hı-hı. Bakın hiç kimse adını yazmıyor. Ailenin korunmasıdır birinci önceliği. 3600'e geleceğim 6284'ten. Sayın Bekir'in zaman da geçiyor. Yani bu benim belki hassas nokta. 3600 ile alakalı hemen iki kelime söyler misiniz? Hemen size şunu da söyleyeyim. Sabah çok güzel bir açılış yaptık Yaban'da. Yine Kagider'in katılımıyla. Evet, biz arkadaşları gönderdik. Kadın Derneklerinin katılımıyla çok güzel bir açılış yaptık. Tamamen organik materyallerden yapılmış çok güzel bir bina yaptık. Orada Kevan Belediye Başkanımızla birlikte, valimizle birlikte de açılışını yaptık. İnşallah kadınların hayata daha çok kazanacakları, ekonomiye daha çok katkı sağlayabilecekleri Kevan bir Belediye yer Başkanı olduğunu düşünüyorum. AK Parti'ye geçiyor mu? Onu bilemem. Peki. 3600 ek gösterge. 3600 ile ilgili çalışma var biliyorsunuz seçim döneminde. Öncelikle polislerimize yani şu anda bütçeyle ilgili bir problemimiz var. O tamamlandığında ekonomi düzeliyor verecek. Mu? Ekonomi elbette ki düzeliyor. Yani seçim öncesinde olduğumuz gibi değiliz, çok daha iyi olacağız. Dolardaki yükseklik yani dövizdeki yükseklikte herhangi bir değişiklik yok. O kaldı yerini sevdi herhalde. Yani yükselme de yok dikkat ediyorsanız. 9'ları 10'lara çıkacak derken değil. 6'da bence ama iyi. Ama 9'ları 10'lara evet. Çıkacak söyleniyordu. Hatırlıyor musunuz? Seçim öncesinde, yerel seçim öncesinde 9'ları 10'lara çıkacak denildi. Hatırlar mısınız? Seçim öncesinde baskılıyorlar. Dolar alanları gidip işte yükselecek seçim diye. Seçim öncesinde baskılıyorlar. Seçim biter bitmez 9'a 10'a çıkacak diyenler vardı. Gördüğünüz peki. Gibi çıkmadı. İyi akşamlar Metin Bey. Vekilimize sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Metin Bey, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'tan yazıyorum. Mahallemizde metruk bir bina var. Sürekli yağmalanıyor. CİMER'e, İl Özel İdaresi'nin valiliğe ve son olarak da belediyeye başvurduk. 30 gün içinde yıkılacak diye ama üzerinden 3 ay geçti. Buradan biz de yetkililere iletmiş olalım. Ben de hemen o binanın adresini alayım. İlgilenirseniz güzel olur. Hay hay. Evet, kadına şiddet var ve 17 yılda korunuyor. Daha 2 gün önce hapiste izini çıkan bir psikopat bir kızımızı öldürdü diyen bir izleyicimiz mesajını son anda sildi. 3600 ile alakalı şeye geliyor, mesajlar geliyor. Mesajları okur musunuz lütfen demiş. Ben size şunu da söyleyeyim. Biz AK Parti hükümetleri döneminde verdiğimiz her sözü gerçekleştirdik. Bazen biraz geç oldu, bazen ertesi gün oldu. Ama verdiğimiz her sözümüzün arkasında durduk ve gerçekleştirdik. 3600 bizim sözümüz gerçekleşecek. Bu arada ben peş peşe aynı mesajı gönderenlerin mesajını okumuyorum. Onu da söyleyeyim. Daha öncesinde de bununla alakalı bir durum var. Aynı mesajı 50 defa gönderdiğinizde o mesajı okumak zorunda bıraktırmıyorsunuz. Bir defa gönderdiğinizde mümkün olduğu kadar bütün mesajlara da yer vermeye çalışıyorum. Kadına şiddetle alakalı ardından bahsediyor. Allah sonumuzu hayretsin diye. Emeklilik yaşı Avrupa ülkelerinde 65 diyorlar ama asgari ücret niye Avrupa ülkelerinde olduğu gibi değil? Hadi. Yani asgari ücrette biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücret artımı yerel seçim öncesi oldu. %26. İlk evet. Defa bu kadar yüksek bir artım oldu. Ama çok haklı bir soru değil mi şimdi sizce? Şimdi de ama bu ülkeden ülkeye değişiyor. Pek çok ülkede asgari ücret bizimkinin çok altında. Avrupa'yı o zaman yani. Avrupa'da 67 yaşında emeklilik de var. Bizde de hemen hemen o civarda. Hayır 60. Yani 67 nerede var? 67. 67. Geçen gün bir liste çıkarmışlardı. 67'ydi. Onların içinde en iyisi bizdik Avrupa ülkelerinin içinde. 67. En iyi durumda olan bizdik. Şimdi ülkeyi hatırlamıyorum. Yollarım yani hemen programdan İskandinav sonra. Ülkelerinden belki bir ikisidir. Onlar da zaten emekliliğe de çok fazla ihtiyaçları yok. Kişi başına düşen milli geliri zaten 67'ydi yani. 80-90 bin ücret, dolar üzerinde olduğu ücret, için. Elbette ki biz de isteriz ki asgari ücret 5000 lira olsun. Ama bir de şöyle bir gerçeklik var. Asgari ücretin düzenlemesi yapılırken özel şirketleri de bunun içine katıyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi yani burada da çalışanlar var. Burada da çalışanlar var. Evet. Ve onların üzerine doğuracağı yükler var. Tabii elbette. Ki. Yani tabii ülkenin ki.
şartlarını göz önünde bulundurarak o artırım yapalım. Elbette ki. Siz yani her... siyasi olarak 5.000 lira da talep edebilir. Tabii belki ki. Yaptırabilirsiniz de ama tabii bunu ki. İşveren nasıl karşılar onu peki, düşünmek zorundasınız. Peki asgari ücreti 5.000 lira verdiğinizde işverenler kaç tane işçi çıkarırlar? Yani çok ciddi bir yüktür. Öyle ya, o noktada. Yani dolayısıyla bütün dengeleri gözeterek bunu yapmak zorundayız. Elbette ki biz de çok daha iyisi olmasından tarafız. Çok daha iyi olmalı diyorum ya yine Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti %26 ile yerel seçim öncesi yapıldı. Bundan sonraki de inşallah konjektüre bağlı olarak. Bitirelim mi artık? Bitirelim. Programlar var. Hani, ama çok ben devam yapıyoruz. Hakikaten çok uzun da sürebilirdim. Çok da keyif aldım. Çok ciddi söylüyorum bundan. En son ne zaman program yaptığımızı hatırlamıyorum. Yerel seçimler öncesiydi diye hatırlıyorum. Aradan bayağı da zaman gelmiş. Sizinle en son o zaman program yaptık. Bir başka gündem özelde belki yeniden görüşebiliriz. İnşallah, öyle değil mi? İnşallah. Çok teşekkür ederim Selmin Hanım. Ben açık yüreklilikle sorduklarınız sorular için teşekkür ediyorum. Siz de açık yüreklilikle cevap verdiğiniz biz, için. Biz biliyorsunuz program bize şunu sorma bunu sorma demediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Program öncesi konuşmalarımızda elbette ki programa girerken ben her zaman diyorum ki ne isterseniz sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Doğrusu da bu olmalı. Vatandaşlardan gelen bütün soruları sormalısınız. Ha, her şeyi biliyoruz da diyemem. Elbette ki bilmediğim eksik kaldığımız yanlar olur. Onları da yine sorar. Sizlere mutlaka onun bilgisini veririz. Gerekli mercilerden her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Ama açık yüreklilikle söylüyorum. Niyetimizin iyi olduğunu benim bütün hemşerilerim biliyor. Peki. Bizim tek niyetimiz milletimize hizmet etmek. Ben sizin aracılığınızla Elazığlı hemşerilerime sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor. Hayırlı güzel bir hafta sonu diliyorum. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Hekim. Sağ olun. Değerli izleyenler, gündem özel programında sizlerle beraber olduk. Normalde 45 dakikada bitireceğimiz programı bir hayli uzattık efendim. Ama gündem de yoğundu, önemli konular vardı. Sayın Vekilimize sormamız gereken, vatandaşın da bu noktada çok ciddi mesajları vardı. Bu arada kusura bakmayın, hakikaten hepsini okumaya gayret gösterdim ama ne zamanımız buna müsait bir zaman olmadı, o dilimi oluşturamadık ne de artık okuyabileceğimiz bir mesaj yoğunluğu kalmadı. Çok fazla mesaj geldiği için mümkün olduğu kadar okumaya, aktarmaya gayret gösterdik. Diğer mesajları da, önemlileri de özelden Selmin Hanım'a iletmeye gayret göstereceğiz. İzzet Paşa Mahallesi'ndeki o sıkıntılı mevzu gibi. Evet, kapatalım artık. Yeni bir gündem özelde kim bilir? Yani ilerleyen zamanlarda buluşmayı ümit ediyoruz ama ana haber bülteninde pazartesi günü saatler 19.30'u gösterdiğinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.